İyi günler sevgili izleyiciler. Bir Var Edenler programıyla daha sizlerleyiz. Bugün emeğin direnişini görmeye geldik. Arkadaşlarımız bugün bir eylemde. Onların yanına geldik ve onlardan bu direniş hakkında bilgi alacağız. Ve 24 Ekim'de de miting var. İşçi mitingi yapılacak. Onun için de neler söyleyeceklerini onlardan dinleyelim. Sevgili izleyiciler, şu anda arkadaşımızın yanına geldik ve onun dertleri neymiş bize anlatacak. Çünkü sıkıntıları büyük aslında bütün işçiler olarak ve yaklaşan miting içinde bize neler olacağını da anlatacaktır herhalde. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle sizi bir tanıyalım ve sonrasında süreci bir konuşalım. İsmim Gülbin. 6,5 sene boyunca Carrefour'da çalıştım. Daha öncesinden 3 ay boyunca A101'de. Fabrikada çalıştım. Ondan önce de üniversitedeydim. Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. 6,5 senenin sonunda yaşanan olay neydi tam olarak? Niçin çıkartıldınız? Aslında 6,5 senenin sonunda olmadı. Yani market sektörü çok zor bir sektör. Hiç kolay değil. Yani. Aslında bütün sektörler çok zor bugün baktığımız zaman. Şöyle şey diyorlar işte direnişiniz ne zaman başladı? Bizim direnişimiz yaklaşık 6,5 senedir. Yani bu direniş sadece kapının önünde olan bir direniş değil. Aslında biz özellikle kadınlar iş yerlerinde direniyoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü o kadar yoğun baskıya, sömürüye, tacize, mobbinge maruz kalıyoruz ki sürekli aslında biz bir mücadele ve direniş yapıyoruz. Hem iş yerinde, aynı zamanda sokakta, aynı zamanda evde. Aslında bu kadınların doğduğunda beridir direnişte. Bizim de Carrefour'la olan şeyimiz aslında girdiğim ilk günden beri başladı. Çünkü işte eksik elemanla çalışmayan yer yoktur bugün. Sadece işte Carrefour değil. Bütün mağazalarda muhakkak biz sürekli eksik elemanla çalışıyoruz. İşte 3 kişinin yaptığı işi bir kişiye yaptırmaya çalışıyorlar ve biz buna dönük sürekli bir mücadele veriyordum. Aynı zamanda fazla mesailere dönük. Aynı zamanda müşteri daima haklıdır politikası yüzünden özellikle kadın olarak işte müşteri bize ne yaparsa yapsın, taciz bile etse haklı konumuna düşünüyor. Bu da aslında Carrefour'un yarattığı bir politika. İşte müşteri daima haklıdır. Eğer ki müşteriye tepki gösterirsen, işte şikayet ederse bu işten atılmaya kadar giden bir süreç de oluyordu aynı yani zamanda. Yani aslında sizin yaşamsal olarak emeğinizi verdiğiniz yerde neye uğrarsanız uğrayın üst taraftan kesinlikle bir destek veyahut da işte bir yakınlık işte ne oldu diye bir şey yok. Ya biz buna baştan beri öyle bugün zaten sosyal medyada falan da çıktı işte A101 işçisinin şiddet gördüğü buna dönük baskılara da maruz kalıyoruz. Mesela bugün şiddet gören bir sürü kasiyer arkadaş var ve bunlar görülmüyor ya da mobbinge maruz kalan özellikle bu pandemi sürecinde ciddi anlamda yoğun çalışma işte 3 kişinin işini bir kişi yapıyorsa bu pandemi sürecinde 5 kişinin işini bir kişi yapıyordu. Çünkü Carrefour, Migros, diğer işte marketler gibi zaten sadece bu süreçte marketler açıktı. Cirosuna ciro kattı. Evet. Cirosuna ciro kattığı zaman ne olacak? Eleman da almıyorsun. Mesela 17 bin ciro yapıyorsa 34 bin yapıyor ama 5 kişi ise 5 kişi devam etti. Ama o süreçte bizi o kadar hiçe saydılar ki ve biz kendimizi ciddi anlamda değersiz hissettik. Yani biz o dönemde vücut direncimiz düşmesin diye aslında sağlığımıza dikkat etmek için işte iyi uyumak, dinlenmemiz gerekirken tam tersine işte hafta sonları olmadığı için hafta içi fazla mesai
mesaiye kalmalar, yoğun çalışmalar, bu ne oluyor? Zaten iş yerlerinde yetersiz besleniyoruz. Yani 3-4 liraya yemek ya da 10 liraya yemek olur mu? 3 çeşit yemek. Bu ne olur? Senin aslında normal bir insan, korona olmasa bile sağlıksızsın. Peki bu pandemi süreci aslında şunu mu dayattı size? Ya açlıkla öleceksiniz, evet, ya da işte sağlığınız bozulacak. İşte ya tercih normal yaptırdı. Ya da COVID. Evet, tercih yaptırdı. Yani açlıkla ölüm arasında ve gerçekten bunu işçilerle konuştuğumuzda da görüyorduk. Açlıkla ölüm arasında bir tercih yaptırıldı. İnsanların çoğu ölümü tercih etti. Yani ben giderim ve ölmeye razıyım ama aç kalmamam lazım. Bizim şükretmemizi istediler. Yani bırakın şeyi, yani biz fazla çalıştırabiliriz. Çünkü o süreçte marketler dışında işte kafede çalışanlar işsiz kaldı. Her yer kapandı. Biz hani tepki gösterdiğimizde de yani gelmek zorundasınız siz bugün. İstemiyorsanız kapı orada. Çünkü bugün işsizlik şey olmuş. Biz diyoruz ki hani bir şey olabilir. Hani önlem almamız lazım. Ona göre şey yapalım işte. Fazla mesai ya da mobbing ya da molalarımızı kullanalım. Çünkü kendi sağlığımızı da önemsiyoruz. Tabii, kesinlikle. Şükredin ki işiniz var. İstemiyorsanız buyurun, kapı orada mesela. Evet, çünkü kimse çalışamadı, evet. Evine bir şey götüremedi. Evet. Ve siz hadi işte ne güzel işte götürüyorsun diyor ama ölümle terbiye etme de evet, var. Ölüm. Açlıkla terbiye ayrı, bir de ölümle terbiye etme durumu var. Peki o sağlık şeyinde size testler yapılıyor muydu ya da hijyenle alakalı işte diyelim ki maskeleriniz diğerleri falan sağlanıyor muydu? Şöyle, o dönemlerde maske konusunda ilk önce şey oldu, biz dedik ki hani maske takacağız, hatta ben işte eldiven falan da takıyorduk. İşte maske taktığınız zaman ilk başladığı zaman işte Mart ayında ciddi bir panik havası oldu ve onun çoğu bize yansıdı, biz işçilere yansıdı. Biz de tedirgin olduk, sonuçta evde benim kalp hastası olan bir babam var ve ben aynı zamanda kronik rahatsızım ve benim dışında bütün herkes öyle, babam var, ailem var, onlara bir şey olmasın. Biz de tedirgin olduk insanlar gibi ve insanlar deli gibi akın ederken bizim öksürmemiz onlarda problem oluyor. Mesela diyeyim, hapşırıyoruz, siz niye çalışıyorsunuz, hakarete maruz kalıyoruz, gitmen lazım, işte korona mısınız gibisinden ve biz o süreç önlem almak istedik. Hani maske taktığım zaman bile sen hasta mısın, hastalıklı görünüyorsun, takamazsın. İlk başlarda öyle bir tepki olmuştu. İşçilerle o dönem konuştuğumda şey demişlerdi, bugüne kadar tamam devletin yaptığını da biliyoruz ne yaptığını, bize dönük bir yasanın ya da bize dönük bir iyileştirmenin olmadığını çok iyi biliyoruz ya da işte sermayenin bize dönük bir şeyinin olmadığını biz, ama hiçbir zaman kendimizi özellikle bu pandemi sürecinde hissettiğimiz değersizliği hiçbir zaman hissetmedik. Yani o kadar değersiz hissettik ki, siz ölebilirsiniz, umurumuzda değil, önemli olan burası kar yapsın. Burası para kazansın. Sonsuz para hırsı. Evet. Zaten normalleştikten sonra da hemen Temmuz'da yasaklar kalkar kalkmaz o dönemde mücadele eden ve bir şeyler yapan işçileri işte küçülmeye gidiyoruz. Nasıl küçülüyorsa karını kar ederken 3-4, ben yeni açılan bir mağazadaydım. Yani 17 iken 34 oldu ve beni yeni mağazaya veriyorlar. Sonrasından şey diyor, ya işte biz küçülmeye gidiyoruz, seni işten atıyoruz. Çıkartma sürecinde sizin haklarınız teslim edildi mi, yoksa işe dönüş için neleri planlıyorsunuz şu anda? Ya şöyle, zaten bugünkü direnişin amacı şu değil, işte tazminatım verilsin değil, işe geri dönüş. Çünkü tazminatımızı verdiler. Ben bunu kabul etmedim ilk önce. Dedim ki ben tazminatı niçin verdiklerini biliyorum. Niye? Çünkü aslında iş yerinde sesini çıkaran işçileri çıkartıp, aynı zamanda kıdemli işçileri çıkartıp, dönemsel ve işkur üzerinden eleman alıp aslında burayı sendikasızlaştırmaya, aynı zamanda kıdem tazminatını yok etmeye çalışıyorlar. Bizim direnişimizin amacı da birazcık buna dönük, hani sendikasızlaştırmaya dönük. Yani aslında sendikanın yapması gereken, sendikanın yetkisini düşürmeye çalışıyorlar şu anda. Çünkü dönemsel ve işkur üzerinden aldıkları zaman şey oluyor, işte istediği gibi sözleşmeyi uzatıp istediği anda da atabiliyor. Bir de ikramiyeleri, yani aslında hedeflerinde bir sene sonra yavaş yavaş işte ikramiyeleri yok etme. Bu toplu sözleşmede ilk önce yakacak ve yıllık izin paralarımızı elimizden almaya çalıştılar. Ki bu sadece Carrefour'da kullanabileceğimiz çeke yansıdı, nakit olarak veriliyordu. Şimdi sadece Carrefour'da kullanabileceğimiz bir çeke yansıdı. Şimdi de gündemde olan ikramiyelerin gitmesi. Peki bunu nasıl yapacaklar? Bizim gibi mücadele eden ya da kıdemi yüksek olan
işçileri çıkartıp dönemsel işkur üzerinden alıp sendikanın işte üye sayısını düşürüp bu şekilde sendikasızlaştırmaya götürecekler. 24 Ekim'de de bir miting planlıyorsunuz herhalde. Birçok kişi katılacak, birçok sendikadan veya gruplar şeklinde. Oradaki açıklama da herhalde buna dönük bir şey olacak değil mi? Ya evet, mesela bugün sadece hani bizim değil, biz sendikasızlaştırmaya dönük sendikalı olan bir iş yerinde aslında direniş veriyoruz. Diğer yerden sendika hakkı için, sendikalaştıkları için işten atılan işçiler var. Orada bir direniş var. Ya da işte bugün greve giden işte direnişçi işçiler var, grevde olan işçiler var. Bugün taşeronlaşmaya hayır dediğimiz içindir. COVID 29'un kaldırılması için, aynı zamanda işte iş yerlerinde mobbinge, tacize dur demek için, sadece biz değil, geleceği olmayan işçiler var. Bu da öğrenciler oluyor. Geleceksizliğe mahkum ediliyorlar. Üniversitelerde, liselerde şu öğretiliyor. Ben de üniversite okudum ama markette çalışıyorum. Evet. Kendi mesleğimizi maalesef yapamıyoruz. Ve benim dışımda işte üniversiteden mezun olup öğretmen olanlar, atanamayanlar o kadar çok ki insanlar şey görüyor, bir de işte geldikleri zaman kasiyeri gördüğünde işte cahil ya da okumamış, hepsi okumuş. Üniversite mezunu olmayan yok gibi bir şey. Yani aslında şuradan da şunu görüyoruz. Geleceksizlik var ve şu anda okuyan kesimde de geleceksizlik var. Aslında bizim onlara da çağrımızdır bugün. Tüm kadınlara da, emekçi kadınlarına da zaten, aslında bütün kadınlar evet, emekçi. Bitmeyen bir mesai var. Kesinlikle. Ev içi emek var. Buradan çıktıktan sonra evde çalışan, evde emek harcayan, ev içi emeği görmüyoruz. Aynı zamanda ev kadınlarını, ev emekçilerini de davet ettiğimiz bir süreç var. Yani aslında bütün herkesi davet ettiğimiz bir şey herkes var. Herkesi 24 Ekim'de alana davet ediyorsunuz. Evet, herkesi birlikteliğe, dayanışmaya 24 Ekim'de Kartal'a davet ediyoruz. Eyvallah. Biz diğer arkadaşlarımızla da MİTİK'le ilgili konuşalım. Sizi şimdilik burada bırakacağız. Yanınızdayız yine. Ve çok teşekkür alanda ederim. Sizinle beraber olmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İşçileri sömürerek ve yoksulların kanını emerek zenginleşenler bu zenginliği daha da arttırmak için işçilere saldırmaya devam ediyorlar. Bugün arkadaşlarımızın yanına geldik ve mitingle ilgili de konuştuk. Kendisi hem kendi sorunlarını anlattı hem de mitingden de bahsetti. Şu anda da HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile beraberiz. Kendisi hem gerçekleşecek mitingle ilgili konuşacak hem de diğer alanlarda yaşanılan birçok hak gaspı ile ilgili de zaten kendisinden cevaplar almayı istiyoruz. Bakalım bize neler söyleyecek. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Arkadaşımızın yanına geldik. Bir destek için de sizler de buradasınız ve pazar günü de bir miting var. Bu miting neyi amaçlıyor? Bu amaç içinde tüm bileşenler olarak neyi örgütlemeyi planlıyorsunuz? Şimdi aslında mitingin amacını ve kapsamını anlamak için yaşadığımız sürece kısaca bakmak gerekiyor. Buradaki direniş bir şekliyle aslında işçilerin yaşadığı sürecin özeti gibi duruyor. Çok ağır bir krizden geçiliyor. Ekonomik bir kriz var. Bunu herkes iliklerine kadar hissediyor. İşte dolar fiyatları sürekli oynayıp çıkıyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üstüne tartışmalar yapılıyor. TÜSİAD bu işe dün bir dizi açıklamayla taraf olduğunu gösterdi. Evet. Biz şöyle okuyoruz bu süreci. Ekonomik krizin iki tane okuması vardır. Birisi patronlar açısındandır. Onlar zenginliklerini arttırırlar bu krizlerde. Zenginliği arttırmanın klasik yöntemlerinden birisi işçi maliyetlerini düşürmek, işçileri işsiz bırakmak ve işçilere yönelik ücretleri daha da keserek çalışma sürelerini arttırmaktır. İşçiler içinse ekonomik kriz, yoksulluk, sefalet ve işsizlik anlamına gelir.
salgınla birleştiği dönemden bu yana bunun artarak büyüdüğü bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bir yandan ağır bir işsizlik var. Genç işsizliklerin bu %20'leri geçmiş %30'lara dayanmış durumda. Çalışan herkes işsizlik korkusuyla çalışmaya başlamış durumda. İki, korkunç derecede düşük ücret politikaları uygulanıyor. Biliyorsunuz asgari ücret belirleme sürecine girdik. Asgari ücretin alım düzeyi Çin'in altında. Türkiye ilk defa bu kadar kötü bir duruma düşmüş durumda. Dünyanın en ucuz iş gücü olanaklarının olduğu bir yerden geçiyoruz. Ve bunun dışında başka bir sorunla daha yüzde işçiler. Korkunç ve kötü çalışma koşullarıyla yüzdeler. İşsizlik tehdidi altında, işten atma tehdidi altında neredeyse insanlık dışı çalışma koşullarına zorlanıyorlar. Benim iddiam şudur, işçiler artık sadece ücret kavgası vermiyor. İşçiler sadece iş kavgası vermiyor. İşçiler insan olma ve insanlaşma kavgası veriyor. Ben bunu biraz Kürt halkının kendi kimliğini savunmasına da benzetiyorum. Aslında Kürt halkının kendi kimliğini savunma mücadelesi, Kürt halkının insanlığını ortaya koyma, bir insanlaşma mücadelesiydi. O yıllarca yürütülmüş o vahşetten çıkış çabasıydı. Şimdi işçilerde de aynı sorun söz konusu ve pazar günkü miting aslında bunlara yönelik bir cevap olarak ortaya çıkıyor. Çok geç kalınmış bir miting ve yapılması gereken, esas yapması gereken, yani işçilerin, sendikalarının ve sosyalist örgütlerin çoktan yapması gereken bir kalkışma olarak gündeme gelmesi gerekiyordu. Bu kadar ağır baskı koşulları altında, bu kadar kötü çalışma ve insanlıktan çıkarma koşulları altında işçiler hala sessizse bunun sorumluluğu bize ve sendikalara düşüyor. Çünkü işçiler adına sözü hala patronlar kuruyorsa burada bir sorun var. Şimdi işçiler kendi sözünü söylemeye çalışıyorlar ve pazar günü aslında bu sözü en azından var olan güçleriyle ortaya koyacaklar. Peki bu sözün söylendiği andan itibaren yeni olarak neler devreye girebilir sizce? Yani özellikle baktığımızda karşı bir duruş var zaten. İşçiyi köleleştirmeye çalışan, yaşam koşullarını tam dibe çekmeye çalışan ve dediğiniz gibi insanilikten çıkartan bir durum var. Buna karşı güç de geliştireceklerdir. Yani sadece burada kalmayacak tabii pazar günkü miting değil ama diğer birçok etkinlikle beraber. Ortada çıplak bir gerçek var. İktidar kaybediyor ama bu iktidarın kaybı sadece iktidar kaybı açısından değil. İktidarın temsil ettiği sınıf da, patronların da hegemonik kaybı söz konusu. Bir sınıf öfkesi, bir sınıf kini aslında varoşlarda, fabrikalarda her yerde gezmeye başladı. İnsanlar yoksulluğun sebebinin birebir zenginlikten kaynaklandığını, zenginlerin zenginleşmesinin kaynağının yoksullardan çalmak olduğunu, patronların servetinin işçinin kanını emmekten ibaret olduğunu anlamış durumdalar. İşçiler patronlara ve zenginlere karşı bir öfke biriktiriyorlar. Bu yoksulların arasında da yayılarak büyüyor. Mesele bu öfkenin adresini bulması, mesele bu öfkenin sözcükleriyle buluşması meselesi. Yarın pazar günkü miting aslında bunun bir başlangıcı. Çok büyük iddialarımız yok. Yani biz işçileri bir kere daha ayağa kaldıracağız diye bir iddiamız yok. Ama bizim şöyle basit ve temel bir iddiamız var. İşçilerin sözü işçiler tarafından kurulmalı ve dile getirilmeli. Sosyalistler işçi sınıfının sorunlarını sahiplenmeli. Ama burada kritik bir nokta daha söz konusu. Biz özellikle Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekilleri, üyeleri, çalışanları, Türkiye işçi sınıfına temel bir çağrıda daha bulunarak gidiyoruz. İşçi sınıfının önünde patronlar diye bir sorun var ama patronların arkasında bu iktidarın yek vücut duruşu söz konusu. Evet. İşçiler nerede hakkını aramaya kalksa, nerede sözünü söylemeye kalksa karşısında zoru ve polisi buluyor. Bu yüzden de biz patronların açık destekçisi haline gelmiş, neredeyse bütün işi patronların isteklerini yerine getirmek olan bu iktidar yıkılmadan, bu baskı düzeni yıkılmadan işçi sınıfının önünün açılamayacağı iddiasına da sahibiz. Ve burada da çağrıyı aslında işçi sınıfına açık olarak şöyle dile getiriyoruz. İşçi sınıfının kazanması için Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle yan yana gelmesi gerekiyor. İşçi sınıfının emeğinin ve Türkiye'deki demokrasi güçlerinin kazanmasının tek yolu Türkiye'deki emek ve demokrasi güçleriyle Kürt halkının ortak yan yana birleşik mücadelesinin örülmesinden geçiyor. Bu nedenle aslında biz bir yandan bu mücadeleye açık olarak
destek veriyoruz ve bunun arkasında durduğumuzu söylüyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Bu mücadelenin bir adım öteye giderek hem şövenizme hem patronlara hem de iktidara karşı bir mücadele şeklinde gelişmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu mücadele birliğinin örümü hangi yollardan geçecek sizce? Şimdi biz buraya direnişe geldik. Bir arkadaşımız direniyor. Uzunca bir süredir işçiler ağır sorunlarla karşılaşıyorlar ama derin bir yalnızlıkla da boğuşuyorlar. Sendikalar üstlerine düşeni yapmakta aciz durumdalar. Hatta yapmaktan kaçınıyorlar. İşçiler örgütsüz ve dağınık ve bu patronların temel gücü haline gelmiş durumda. O yüzden de birincisi biz bu dayanışmayı büyüterek işçi sınıfına, direnen her unsura yalnız olmadığını, yalnız yüremeyeceğini ortaya koyuyoruz. İkincisi de aslında kendi coğrafyamızdan aldığımız o mücadele gücünü ve azmini buraya taşıyarak onlarla buluşturmanın, buradaki mücadelenin imkanlarını yaratmaya çalışıyoruz. Ve son olarak da aslında tekil alanlarda, burada Carrefour'da, Çorlu'da, Çerkezköy'de, Indomedia'da ve başka yerlerdeki tekil direnişlerin hepsine ortak birleşik bir mücadelenin gerekli olduğunu, bu mücadelenin ister ekoloji alanında olsun, ister başka ezilme alanlarında olsun, ister işçi sınıfı ve özgürlükler alanında olsun, bütün mücadelelerin ortak bir kanala doğru, iktidara karşı bir mücadeleye doğru evrilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Ve bu sağlandığı andan itibaren bu büyüyecek. İşçi sınıfın içindeki öfke değişik yerlerde kendini açıkça eyleme dönüşerek ifade ediyor. Ve ne zoru ne patronları dinlemiyorlar. İktidarı da dinlemeyecekler. Başarmak gerekiyor. Başarmanın yolunda tekrar söylüyoruz. Bu öfkenin Kürt halkının öfkesiyle buluşması gerekiyor. Ancak o zaman yeneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak 24 Ekim Pazar günü için bir çağrınız olacak mı? Ben 24 Ekim Pazar günkü mitingin işçi sınıfının kendi sözünü söylemesi açısından hayati derecede önemli olduğu iddiasına sahibim. Bu yüzden bu miting sadece bu bileşenlerin, buralarda direniş yapan arkadaşların, işçi sınıfının, yoldaşlarının mitingi değil. Bu aslında bu ülkedeki bütün ezilenlerin ortak mitingidir. Bu aslında Türkiye işçi sınıfının kendi yaşadığı krizin, kendi yaşadığı bu ağır sefaletin, baskının karşısındaki öfkesinin mitingidir. Bütün herkese mitinge omuz vermeye, o mitinge katılmaya, sözünü daha güçlü bir şekilde söylemeye davet ediyorum. Biz bunu becerirsek bunlar düşünecek, bu patronlar düşünecek. Eninde sonunda biz kazanacağız. Haksız olan düşünsün. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Önce sizi bir tanıyalım. Ardından bugünkü durumu anlatırsınız bize. Peki, ben 4. Vardiya İşçi Dayanışması Sözcüsü Kezban Konukçu. İşçi, emekçi bir arkadaşınızım. Eyvallah. Şu anda bir arkadaşımızın burada bir direnişi var. Evet. Kendisi işten atılan ve bununla beraber haklarını talep eden ve bunun aslında siyasal durumla da bağlantılı olarak bir sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Hani evet biz çıkartıldık, tazminat da vermeye çalıştılar ama bir o kadar da hala süre gelen bir sorunun yumağı olduğunu anlattı bize. Siz arkadaşla ne zamandan beri dayanışıyorsunuz ve ona nasıl bir omuz vermeye başladınız? Gülbin arkadaşın direnişinin başından beri biz yanındayız. Özellikle 24 Ekim'de bir işçi emekçi mitingi düzenleyeceğiz. Biz pek çok sayıda işçi örgütü, emekçi örgütü, siyasal partiler bir araya gelerek bir işçilerin, emekçilerin sesini yükseltmek için bir miting düzenleme kararı aldık. O vesileyle Gülbin arkadaşımızın direnişinin de yanındayız. Sadece Gülbin arkadaşımızın değil, pek çok direnen arkadaşımız var, işçilerin direnişleri. Çok fazla basına, yani boyalı basına yansımasa da çok fazla direniş var. Sizler gibi bağımsız, objektif basın ancak yansıtıyor bu direnişleri. Biz bundan hep yanındayız, yer alıyoruz. Bu dönemde özellikle direnişlerin şöyle boyutunu görüyoruz.
en böyle anayasal hak olan sendikalaşma hakkını kullandığı için işçiler işten atılıyor. Ya da var olan hak gasplarına karşı sesini yükselttiği için işten atılıyor. Yani şöyle çok fazla örnek yok mesela. Daha fazla hak istiyoruz da bunu getirelim, getirtelim diye bir mücadeleyle işten atma ya da bunun karşılığında direnişler pek görmüyoruz. Umarım göreceğiz. Ancak şu an var olan hakların korunması üzerinden o temelde gelişen direnişlerle karşı karşıyayız. Aslında daha çok geriye çekilen bir işçi sınıfı var ve bunlar kendi aslında şu anlık hakkını bari diyor geri gitmesin diye bir şey var. Savunma. Evet. Ya biz tabii ki işçi örgütleri olarak çok daha fazlasının olması gerektiğini düşünüyoruz ama şu andaki direnişlerin geneline baktığımızda pek çoğu ya sendikalaştığı için işten atılan ya da hak gaspına uğradığı için işten atılan. Hele pandemi sürecinde biliyorsunuz çok fazla mağduriyet yaşandı. Bunların en başında da işten atmak yasak yalanının karşısında biz bir kod 29'u gördük. Kod 29'la çünkü bir tek o madde kapsam dışı bırakılmıştı. Zaten pandemide çok ciddi şekilde hayat pahalılığının arttığını gördük. İşsizliğin arttığını gördük. Şu an Türkiye'de 10,5 milyon yani 10 milyon üzerinde işsiz insan var. Kayıtlı 5,5 milyon göçmen var. Kayıtsız göçmenleri ve işsizleri bir araya getirdiğimizde çok fazla sayıda işsizlik ve güvencesizliğin yaşandığını görüyoruz. Şu an bir işte çalışıyor olmak lüks olarak tanımlanıyor. Gülbin arkadaşımız da anlatıyor. İçerideki arkadaşlarım beni destekliyorlar. Ancak hani bir kararsızlık var. Çünkü burada işsizlik tehdidi çok fazla terbiye engelliyor insanların mücadeleye katılımını. Ama bunların da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum ben. Peki pazar günü yani 24 Ekim pazar günü bir miting planladınız. İşçiler olarak daha çok sendikaların da birçoğunun aslında hem destek ama bazılarının da daha olmadığı görünüyor şeyde. Hı hı. Siz o miting açısından ne düşünüyorsunuz? Planlarınız nedir? Ya şimdi aslında bu süreçte şuna baktığımızda yani bütün dünyadaki krizin Türkiye'deki bu uzun uzun tahlil etmeyeceğim. Çok bilinen gerçekler. Ekonomik kriz, siyasal kriz. Hele en yakın yani ülkemizdekine baktığımızda neoliberal politikaların tıkandığını, yeni bir yol bulamadığını görüyoruz kapitalizmin. Bu yol bulamama halinin, krizi halinin kendisi bir siyasal krizle de birleştiğinde ancak tartışılan yollara baktığımızda ya faşizmin tahkimi mi olacak yoksa restorasyon mu olacak? Peki üçüncü seçenek nerede? Yani işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların seçeneği olması gereken üçüncü seçenek nasıl örgütlenecek? Bu konu bile edilmiyor. Mesela restorasyoncu güçler şunu tartışıyor. İşte bu AKP nasıl gider? O gittikten sonra neyi düzeltiriz? İşte ya bir geriye dönük. Geriye dönüş. O geriye dönüşün içinde emekçilerin hakları yok. Kürtlerin hakları yok, kadınların haklarının tanımlandığı bir şey yok. Hele işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların hakları yok. Çünkü onun öznesi olan, yani öznesi olan işçilerin, emekçilerin örgütlenmesi önündeki engeller, bu konuda yaşadığımız sıkıntılar. Düşündüğümüzde biz özellikle yaşanan sorunların dile getirilmesi en başta. Yani biz pandemide açlıkla sınandık, hastalıktan mı açlıktan mı ölelim ikileminde bırakıldık. Günde 500 arkadaşımız Kod 29'da işten atıldı. Sendikalaşan arkadaşlarımız, sendikal mücadele veren ya da sarı sendikacılığa karşı mücadele veren arkadaşlarımız sendika işveren işbirliği içinde işten atıldı ya da işverenler tarafından sendikalaştığı için işten atıldı. Bu girdabın kendisini, ya 10,5 milyon işsiz varsa bir ülkede, 5,5 milyon üzerinde göçmen varsa, işsizlerin ve güvencesizlerin sesini yükseltmediği durumda hakikaten seçenek diye önümüze sunulan şeyin daha mı iyisi olacağı ciddi bir soru işareti taşıyor. O anlamda biz bir statükonun devamındaki iktidar paylaşımı gibi duruyor aslında birazcık. Ve bizim iş çıkarımız olmayacak. Ne işçilerin, ne ezilen halkların, ne kadınların bunlar hiç çıkarı olmayacağını bizim döne döne anlatmamız gerekiyor. Çünkü burada şey yok, işte yukarıdakilerin kendi anlaşmaları olacak. Peki bizim sendikal haklarımız ne olacak? Peki bizim asgari ücretimiz ne olacak? İşsizlerin durumu ne olacak? Peki pandemi sürecinde bütün dünyada ülkeler kendi vatandaşını desteklerken neden bizim ülkemizde bu destek dünyada en geride ikinci sırada kaldık? Çünkü örgütlülüğümüz zayıf, daha fazla örgütlenmeliyiz. Daha fazla bir araya gelmeliyiz, sesimizi yükseltmeliyiz ve doğru bir çizgide. Yani sendikaların çoğu niye yok bu oluşumun içinde? Onu da sendikalara sormak lazım. Hakikaten yani bu kadar pandemi boyunca bakıyoruz. Çok büyük büyük sendikalar, üyeleri fazla olan büyüklük oradan. Ne yaptılar? Ne kadar hani o ses yükseltebildiler? Mesela şu çok kritik bence. Ya işsizliğin ve güvencesizliğin konu edilmediği bir yerde, çalışan insanların işsizlikle tehdit edildiği ve işsizliğin kalıcılaştığı bir yerde iş ve gelir güvencesi demeden
önümüzdeki dönemde yeni süreci kavrayan hiçbir şey dememiş oluyoruz. Evet. Çünkü işsizliğe dair çözümünüz yoksa çalışan insanlar için de çözümünüz yok. Çünkü çalışan insanlar o işsizlik girdabının içine girmemek için zaten o zorlu koşullara katlanıyorlar. Katlanıyor, evet. Zaten esas şey %40'a yakın asgari ücretle çalışan bir ülkeden, evet, bahsediyoruz aslında. Evet. Hani asgari ücret dediğimiz şey vasıfsız işçilere verilen belirli, evet, bir ücret, hı-hı, skalası diye bilinir. Fakat ülkede şu anda %40 baya vasıflı, işte birçok, evet, hatta birkaç üniversite bitirmiş insanlar, hı, işte birçok meslek grubunda baya usta, işini bilen kişiler, hı, asgari ücret düzeyinde çalışıyor ve açlık, evet, sınırından daha, hı, da aşağıda bir. Evet, şimdi asgari ücret tartışmalarında aslında önümüzdeki dönemde onu da yaşayacağız, bütçe görüşmeleri, asgari ücret tartışmaları. Şimdi mesela Yunanistan'da asgari ücret tartışılıyor. Ancak orada %5'i ya da %10'u ilgilendiriyor çalışanların. Evet. Bizde %40 ile 45 bandında asgari ücret alanlar. Bir de almayanları, işsizleri söyledim. İşsizleri de kaydedin. Onu da kattığınızda aslında yani emekçilerin çok büyük bir kesimini ilgilendiriyor ki asgari ücretin altında çalışan insanlar, sadece göçmenler değil, evet, vatandaş olan bir sürü işçi arkadaşımız asgari ücretin altında. Özellikle, doğru, bölgelerde, bölge bazlı asgari ücret diye bunu yasallaştırmaya çalıştılar. Ama fiilen uygulanıyor zaten. Bölge bazı asgari ücretler var. Yani bir Antakya'da, bir Diyarbakır'da bir iş yerine gittiğinizde, bir konfeksiyon atölyesine gittiğinizde asgari, evet, ücretin altında çalışıyor altında, arkadaşlarımız. Evet. O yüzden asgari ücret tartışmaları da çok önemli. İşçi emekçi mitinginde biz bunların hepsini, özellikle şunu söyleyeceğiz. Ya biz buradayız. İşçiler, emekçileri yok sayıyorsunuz her biriniz, o siyasi figürler ey. Bizi yok sayamazsınız, biz buradayız. Üç kuruşa çalışmaya mahkum ettiğiniz, olmadığı işsizlikle terbiye etmeye çalıştığınız, görünmez kılınmaya çalışıldığımız bir ortamda buradayız diyeceğiz. Bir arada güçlüyüz diyeceğiz. Önemli olan sadece bir araya gelmek değil, doğru gündemleri yakalamak. Ve o gündemler üzerinden çok daha fazla örgütlenmek ve bir araya gelmek gerekiyor diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız mitinginizde çok daha şenlikli bir şekilde geçer. Biz başka programlarda zaten yine sizin gibi birçok işçi arkadaşımızı, grevlerini ve dayanışmasını göstermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Bir Var Edenler programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyoruz.